Arkadaşlar merhabalar. Bugün Boğaziçi'li Emirhan'la beraberiz. Emirhan'ın ilk denemesi 45 net olmasına rağmen nasıl 95'lere kadar çıkarak Boğaziçi'ne gittiğini, TYT'de tabii ki de gittiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle başlamadan şunu söyleyeyim Emirhan'a soruları sormadan arkadaşlar. Emirhan'ın kanalına açıklama kısmına ya da şuraya buraya bir yere koyuyorum. Oradan da Emirhan'ın kanalına bakabilirsiniz. Özellikle matematik serüveni videosunu mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi Emirhan abi öncelikle şunu sana soracağım. Ya şimdi TYT deyince insanların aklına ilk matematik geliyor. Yani en zor kısım herkesin o geliyor. Benim ilk Topu. sorum da bu olacak. Hani senin matematikten kaç nette başladın? Nasıl ilerlettin? Kaç nette bitirdin ve nasıl çalıştın olacak? Bu ilk sorum. Anladım, güzel. Ya TYT gerçekten insanların düşündüğü gibi aslında yani. Evet, en zor ve insanların en problemli olduğu ders matematik. Benim de oydu. Ben 0,50 netle başladım ve bunu kendi işte kanalımdaki videolarda da aslında gösterdim yani bunu eski denemelerin tarihine gösterdim. Yani inanmayan arkadaşlar olursa bakabilirler. Gerçekten 0,50 netti ilk denemem. Bir doğru iki yanlıştım. Daha sonra 35 netlere kadar çıkmayı başardım. Ama benim de en sıkıntılı tarafım aslında TYT matematikti yani. Peki nasıl yaptın abi bu 30 ya bak şimdi biz tanıtımı yapmıyoruz tamam mı Emirhan? Yani genellikle ben bakıyorum ki derece hikayelerine ya yalan konuşuyorlar işte bir ayda 30 net arttırdım gibi 2 ayda 40 net arttırdım gibi falan gibi. Ya da abi geliyorlar işte bu kadar net yaptım gitti. Ya sen bize o süreci anlat yani şimdi 0,50 yaptın. Ne oldu da hani nasıl gittin nasıl ilerledin de bu 30'a 35'e kadar çıktı? Şimdi bak, geçen sene tercihler açıklandığı zaman bana çok absürt netlerle absürt yerlere gidildiğini fark etmeye başladım ve matematiğin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ondan sonra acilen hayatım boyunca bak çok samimi söylüyorum Mert, yemin ederim hiçbir matematik sorusunu açıp böyle bir zevkine, ödevine, yazılıya çalışırken falan çalışmış bir insan değilim. Yani herhangi bir şekilde matematikle bağım yok. Ama önümde bir sene vardı ve yapmak zorunda olduğum, istediğim bazı yerler vardı. Boğaziçi Üniversitesi'ni istiyordum. Ama imkansız yani benim için. Çünkü 45-47 net civarıyla bir netle başlamıştım. Özel ders almaya başladım. Bir tane öğretmenle anlaşıp daha sonra o özel dersle birlikte ilerlemeye çalıştım. Ama bu süreç şimdi insanlara ben özel ders aldım. Bir sene boyunca çalıştım. Ay lay lay lon falan öyle değil yani abi. Ben bu süreç boyunca günde gerekirse 10 saatin üzerinde çalıştım. İşte bu sınav senesi boyunca 10-11 kilo aldım mesela atıyorum. Hani kilo fazlalığım da oluyor. İşte sağlığım bozuluyor falan. Hani gözlerimde problemler olmaya başladı son zamanlara doğru. Hani bazı fedakarlıklar yapman gerekiyor gerçekten. Ama o bir ayda 40 net, 2 ayda 40 net hikayeleri falan onlar tamamen safsata. Ama bir sene boyunca sağlam, istikrarlı bir şekilde ilerleyince yapılmayacak bir şey yok. Bu süreç bana en çok bunu öğretti yani. Yani Emirhan sen diyorsun ki hani peki abi ilk böyle 0,50 yaptığın zaman yani 0,50 net geldi. 2 yanlışım var. Bir doğru 2 yanlışım var. İlk ne yaptın? Yani matematiği başlamam gerekti dedin. Açıp YouTube'dan videolar Aynen. mı izledin? Ne yaptın? Ya hoca sana konuyu anlatıyor. Tam YouTube'dan da anlatıyor sana ya da özel ders alıyorsun ya da ne bileyim bir yerden öğreniyorsun. Sonrası ne oldu? Ya şimdi konuyu dinleyen herkes yapsaydı herkes 40 net yapardı. Ama istatistiklerde Evet. 2000 kişi full yapmış sınavı yani TYT matematik kısmında. Yani sonra ne yapıyordun işte? Asıl orada başlıyor olay. Şimdi konuyu çalışmaktan sonra ben soru çözüm videolarıyla ilerlemeye çalışırdım. Kendim çözmeye çalışmadan önce. Çünkü çözemezdim. Yani hani konuyu dinledikten sonra doğrudan sorular çözülebilseydi senin dediğin gibi herkes fullerdi yani. Öyle bir şey yok. Zaten arkadaşlarımızın da netlerim artmıyor. Netlerim neden artmıyor? İşte dediklerinde biz de her zaman Mart, Nisan gibi artacak netleriniz diyoruz ya. Bu böyle hani vahiy olarak gelmiyor bu netlerin artışı. Bu netlerin artışı tamamen konularınızın bitip full soru odaklı, pratik odaklı gittiğinizde artmaya başlıyor netleriniz. Benim de ilk başlarda konuları çalışırken soruları hiç çözemiyordum ve başarılı olamıyordum. Konuları bitirmişim, çalışmışım, öğretmenle de güzel bir şekilde ilerliyoruz ama soruları kendim çözemiyordum. O yüzden ben elimden geldiğince soru çözüm videosu izlemeye çalıştım. Soru çözüm videoları çok faydalı oluyor. Çünkü hem farklı tarz soru görme imkanı oluyor hem de başka bir öğretmenin soruları nasıl çözdüğünü, farklı bir çözüm tekniği falan da görmüş olabiliyorsun. Bu yüzden soru çözüm videolarını önerebilirim arkadaşlara. Eğer gerçekten benim gibi matematikte düşük olarak başlıyorlarsa. Ayrıca ben YouTube'da bir konuyu bir hocadan da dinlemezdim. Birazcık böyle hani abartıya kaçar 4-5 farklı kanaldan dinlemeye çalışırdım. Bir konuyu bir haftada bitireyim, 2 haftada bitireyim gerekirse ama sağlam bitireyim kafasıyla ilerliyordum. O yüzden konular yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bu tarz dertlere çok fazla girmesinler arkadaşlarımız. Sağlam çalışırlarsa,
öz bir şekilde sindire sindire ilerleyebilirler. Konularda yetişir yani. Anladım. Ya aynen arkadaş, arkada konu bırakmayın Emirhan'ın dediği gibi. Sen şimdi atıyorum köklü sayıyı bitirdiğin zaman arkanda eksik bir konu varsa bu sana her zaman sıkıntı olacaktır. Yani konuları bitirmenin bir önemi yok. Çalıştığın yere kadar full yap, sana yeterli olacaktır. Şimdi bir de Emirhan şunu soracağım. Şimdi sınava yaklaşık 6 ay var abi. Sen 6 ay kala kaç net yapıyordun? Kaç nete kadar çıktın? Ve bu net artışındaki en büyük etki neydi? Yani bunu iyi ki yaptın ve bunun sayesinde netim çok arttı. Dediğin şey neydi bu 6 aylık süre zarfında? Güzel. Şimdi ben sana az önce de göstermiştim işte netlerimi bu aylarda kapatasak 60, 65, 63, 62 civarında giden netlerim vardı. Sınavın kendisinde de 82,5, 82, 25 olması lazım. O civarlarda bir net yapmıştım ben de. Yani 6 ayda üzerine 30 net, 6 ayda üzerine 20, 25 net. Belki de 30 net gerçekten koymuştum denemelerde yaptığım daha yüksek netlerde olduğu için. Şimdi benim bu net artışını sağlamamdaki en iyi yaptığım şey karantina dönemini çok iyi geçirmekti. Yani karantinaya girdiğimizde birçok insan bırakmıştı biliyorsun. İnsanlar böyle etrafta dönen yalan yanlış haberlere itibar etmeye başlamışlardı. Derslerini falan aksatmaya başlamışlardı. Ama ben pandemi yani karantina sürecini çok sağlam geçirdim. Saatlerimi arttırdım daha çok hani gerçekten COVID-19 dünyanın zararına oldu ama benim akademik başarımın yararına oldu diyebilirim. Arkadaşlarımız da şimdi karantinada oldukları için 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olduğu için falan. Şu anda bu süreci çok iyi değerlendirirlerse üzerine çok bizim rezalet bir sınavdı. O verdikleri yarım saatin acısını çıkartmak için saçma böyle alışık olmadığımız bir Türkçe sormuşlardı falan. Böyle tarih geri alındı, ileri alındı, değişik olaylar olduğu için biz böyle birazcık belirsizlik içerisinde sınava girdik. Ama ben arkadaşlarımızın daha kaliteli bir sınava gireceğine adım kadar emin olduğum için ben 20-25 arttırdıysam çok sağlam, çok istikrarlı böyle kendilerine de vakit ayırarak ilerletebilecekleri bir çizelge, program çizerlerse kendilerine benimkinden daha da fazla net arttırabilirler. Ayrıca şu bak, şimdi her zaman masa başında ders çalışmak değil mesele. Ben dersimi çalışırdım, akşam yatacağım veya kendime vakit ayıracağım zaman atıyorum uzanırdım yatağa. YouTube'u açtığımda 4 dakikada dağlar diye video var mesela. 5 dakikada çöller. İşte 7 dakikada akar. Emin ol çok net hatırlıyorum ben. 4 veya 6 dakikada çöller videosu vardı. Ufak bir tane böyle taktiklerle anlatılan. Yatmadan önce onu izlemiştim. Sınavda da direkt o videoda adamın söylediği yer çıkmıştı bu sene 2020'de kurak alanlarla ilgili. Yani çok faydası olabiliyor. Anladım. Şimdi abi şöyle, Emirhan'ın özeti şu. Çalışırsanız olur yani, illa hani mesela Emirhan Anadolu Lisesi öğrencisi, fen lisesi falan değil. İşte OBP'si 95-100 değil. Ve 45 netlerle başladı. Bir başaran bir arkadaş. Ya şimdi peki Emirhan, son olarak hani söylemek istediğin, arkadaşlara vermek istediğin bir tavsiye var mı? Bu sene bunu da yapın, buna da dikkat edin diyebileceğin bir şey var mı? Var. Kesinlikle var. Bak şimdi ben 11. sınıfta öğretmenlerimle konuşurken hocam 9 Eylül Lisesi şey 9 Eylül Üniversitesi olur mu acaba falan diye hocalarla konuşuyordum. Çünkü ben 10 net matematiği yapamıyorum. Abi bir doğru iki yanlış yapıyorum. Kur'an üç büyükler yani unlu mamuller her şeye el basarım yani tamam mı? Ben hiçbir şekilde matematik yapamıyordum. O yüzden ben hocalara hocam 10 net yapabilir miyim? Ya hocalar bana 10 net de yaparsın Emirhan dediklerinde ben buna inanamıyordum. Hatta bu puan hesaplama sitelerini açıp acaba 11'e 5 yapsam, 11 doğru 5 yanlışım olsa gelir mi ya falan. İstikrarlı olmaları arkadaşların. Senle ben yaklaşık olarak benzer geçmişe sahibiz. Çok iyi akademik geçmişimiz yok. Yani benim OBP'm de 85,67. Çok yüksek bir OBP değil. İşte 9. sınıfta, 10. sınıfta arkadaşlar tanıyanlar varsa ben göstermiştim kendi kanalımda da. 0,4 matematiğim var. 0,7 matematiğim var yazılardan aldığım. Gerçekten insan isteyince oluyor. Bana bu süreç tamamen bunu öğretti. Ben normalde herhangi bir kitap açıp kitap çözen bir insan bile değildim. Hayatım boyunca bir tane kitabı bitirmemiştim. Ama bu sınav süreci boyunca hani belki 50-60 tane kitap bitirebilme şansı oldu yani. Kendi boyumu geçmişti bitirdiğim kitaplar. Yapacakları tek şey kendilerine güvenmeleri, inanmaları, değişik böyle triplere girmemeleri, ağlamamaları. Gerçekten hedeflerine odaklanıp olgun bir şekilde sürecin onları nereye götürdüğünü takip etmeleri gerekiyor. Sonrasında zaten başarıya ulaşacaklar yani. Çok imkansız değil bu alışını tutturmak. Aynen öyle arkadaşlar. Yani Emirhan'dan da gördüğümüz gibi düşük netlerden gelebiliyorsunuz. Aynı
başarı hikayelerini sizlerden de bekliyoruz seneye. O başardım mesajıyla birlikte. Emirhan, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar, Emirhan'ın kanalını aşağı falan bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz açıklama kısmında. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle.